Kandıra'nın girişindeki ne burası? Total değil mi? Total'de durduk. Daha vardı benzin ama Kandıra Şile yolunda artık çok bulamayabiliriz diye. Burada genelde durduğum için durdum. Ama maalesef tuvaletler tadilattaymış. Tuvalete girecektim. Giremedik. Kulaklığı takmayı unuttum tekrar binerken ama artık hani biraz daha yavaş gideceğim bir yerdeyim. Kandıra'nın çıkışında da zaten tekrar bir tuvalete girmek için benzinde duracağım diye çok dertlenmedim. Recep abiyle tanıştım burada. 150'lik Kuba'sı vardı. Geçen hafta Gökçeada yapmış, gelmiş. Bu hafta sonu da gitmiş Kefken'de bir gece. Herhalde çadırda kalmış, dönmüş. 66 yaşında abimiz cayır cayır geziyor hala. Kupasını da yüklemiş böyle bütün. Hem takım taklavatı var. Bayağı sohbet ettik. Eski gemi makinacısıymış. Bir tane de inozuması varmış. Güzel tesadüf oldu. O artık bana biraz ağır geldi. Şehir içinde birkaç kez yatırma tehlikesi yaşadım dedi. O yüzden sattım dedi. Genç bir arkadaşa vermiş. O arkadaş umarım o inozumanın kıymetini bilir diye konuştuk. Daha 29.000'deymiş o motor. Inozuma benim de motosiklet nette falan böyle işte yeni başlıyorum dayanıklı olsun falan diye motor tavsiyesi isteyen birçok arkadaşa çokça önerdiğim bir şey. Yok işte egzozu büyük, çirkin, yok yürümüyor, gitmiyor, MT25 geçiyor falan diye biraz hor görülür ama gerçekten tank gibi makinedir yani Yunus'un. Umarım alan arkadaş kıymetini bilir. Recep abiyi görünce düşündüm, adam 150'lik Kuba'sının arkasını canavar gibi yüklemiş. Fotoğrafını da çektim. Herif cayır cayır geziyor ya. Bizde işte V-Strom aldım da titreşimi var mı? Yok bilmem Tracer aldım da orası böyle mi falan diyoruz. Ya tamam tabii ki şunun da farkındayım. Ben de bazen böyle motorda seçici davranıyorum. Çoğu zaman hatta bazen değil. Çünkü mesela benim bu konuda kendimle ilgili gözümü açan seyahat bu sene yaptığım bu Mandello videosunu çektiğim Akyaka seyahati oldu. Ben bu seyahatin hemen öncesinde eski 2002 model bir enduro motor almayı düşünüyordum. Aprilia Pegaso 650 almayı düşünüyordum. İki sebepten vazgeçtim. Bir, bu motorun mekanik işlerini falan emanet edeceğim ustamla bir görüştük. Motorun fiyatı çok uygundu bu arada, yani Aprilia olsun diye bir şeyim yok. 2002 model enduro motor, Aprilia olsa ne olur olmasa ne olur. Çok ucuzdu. Ne kadar yani 45 bin liraya falan ilandaydı. Dedim ki abi ben bunu 45'e alsam 25'te ben harcasam bu beni mesela 4-5 sene böyle sorunsuz götürür mü kabaca? Söylediğin kadar temiz değildir o motor dedi ilandaki kadar dedi. Ki satıcısıyla birkaç kez mesajlaştıktan sonra ben de zaten aynı kanaate vardım. Öyle anlattığı ya da sandığı kadar temiz durumda değil o motor ama. Esas konu şu, temizse dedi 25 bin lira harcarsan 5 değil 10 sene sorunsuz binersin taş gibi makine o dedi. Ama dedi 25 bin lira harcayamayacaksın. Çünkü bulamayacaksın ona parça. Blokla ilgili bazı şeyler F650 ile ortak olduğu için evet daha kolay bulunabilir ama her şey ondan ibaret değil. Biraz bakındım, hakikaten benim parçaları tedarik ederim dediğim Carpi Moto'da bile Pegaso ile ilgili pek bir şey yoktu. Bir ikincisi de ben o motoru alırsam tabii ki onunla böyle gazlamak mazlamak çok mümkün değil. İşte Akyaka seyahatinin gözümü açtığı konu şu oldu. Ben uzun yola çıktığımda da seyahatte gidiyorken de 90-90, 100-100 falan pek gidemiyorum. Yani bu lafımı doğru yani yanlış anlamayın, 200-200 yol kaçsa falan değil ama yol boşsa ve düzse evet 130-140 gidiyorum. 130-140 Pegaso için motorun biraz hırıldadığı hızlar olabilir. Onu düşürebiliriz ama işte yatağındır, çine virajlarıdır, sakardır vesaire gibi yerlerde biraz daha farklı bir sürüş arıyorum ben. İşte onu o motorla yapmak çok mümkün olmayacak diyerek, kendini tanı kabullen diyerek biraz vazgeçtim. Finansal açıdan büyük bir yanlış yaptığımın farkındayım. Pegaso olmasa da öyle eski bir enduro almak aslında fiyatlar daha da tırmanmamışken daha doğru bir karar olurdu. Çünkü şu an bir seyahat motoru almak istiyorum diye yola çıktığımda çok saçma sapan paralara geldi her şey. Ama belki de bu kadar seçici olmayıp sürüş tarzını da adapte etmek lazım. Belki de yaşımız buna hala uygun değil. Recep abi şimdi 150'lik Kubasıyla tıkır tıkır çok güzel geziyor. Bana deseler ki 150'lik motorla Gökçeada'ya git, aman abi derim. Ama gidiliyor kardeşim. Ona göre gitmek, ona göre yollar seçmek gerekiyor belki de. Ben o Pegaso'yu alsam belki de bu yönde kendimi biraz daha eğitip değiştirip daha mutlu bir hayat sürebilirdim. Ama şununla ilgili şimdi önümüzde yolda varken Recep abi biraz beni düşündürecek. Bu kadar da her şeyin de efendim optimumu olan bir şeye binmek zorunda değiliz. Her şeyle tatlı tatlı gezmek aslında mümkün. Benzini olsun, su soğutmalıysa suyu olsun, yağı olsun ve keyfini çıkartmayı bilecek biri olsun üstünde.
Tuvaletim vardı. Vallahi geçtim benzinciyi. Şiridüz müdüz? Ağla. Sonra rahmetli dedem geldi aklıma Recep abiyle konuşurken. 80 yaşındayken adamın motosiklet kazası haberini almıştım. Yani o kazada bir şey olmadı yani. Daha sonra hayatını kaybetti farklı bir sebepten. Adam 80 yaşındayken telefon geldi. İşte arabanın biri sıkıştırmış, kanala düşmüş adam. Konuşmuştuk telefonla. Kolu biraz kırık değil de çatlak mıydı yani. Bir hasar almamıştı Allah'tan. O yaşta bile hala motora biniyordu. Çok severdi motoru. Öldükten sonra anneme demiştim. İki zamanlı bir Java'sı vardı. Onu ben yalvarırım. Bak bujisini, elektriğini, şunu bunu sökeyim de. Saklamak istiyorum ben o motoru. Hem çocukluktan güzel hatıralarımız var. Onun yanında bir sepeti vardı o 350'lik Java'sının. Ablamla beni gezdirirdi böyle köyde. Hem o hatıraları için de saklamak istiyorum dedim ama annem ben seni biliyorum dedi. Sen onu bir şekilde yürütürsün, binersin dedi. Köydeki gençlere mençlere hediye mi etti, verdi mi, ne yaptı, bir şey yaptıysa gitti o motor. Keşke öyle olmasaydı ama annem de tabii ki kendi evladının iyiliğini düşünüyor. Demiştim ona ya senin baban 80 yaşında motora biniyordu. Yılları motor üstünde geçti. Sen onun arkasına bindin küçükken falan. Niye benim binmeme bu kadar karşısın diye. Benim babam İstanbul'da yaşamıyordu demişti. O da haklı. Ama o da aklıma geldi Recep abiyi de görünce. Belki de sadece ruhumuzu bir yerden bir yere taşıması yeterli olacak aletlerle seyahat edip sakin bir şekilde sadece yolda olmanın tadını da çıkarabilmek lazım. Ve belki de daha az kabiliyetli makineler bu keyfi çıkarma konusunda insanın kendini geliştirmesini sağlar. Makinenin kabiliyeti arttıkça yoldan keyif alma kabiliyetimiz azalıyor olabilir. Farkına da göndermemizi yapalım veda ederken. Kendinize dikkat edin. Bir ömür boyu motosiklet sürün. Görüşmek üzere.